izleyenler Doktor Aslı Hanım'ı uğurladık ve baş başa konumuz estetik cerrahi biliyorsunuz. Estetik cerrahiden güzelleşmekten, gençleşmekten vazgeçmiyorsunuz ve bizi soru bombardımanına tutuyorsunuz ama ben sorularınızı zevkle okuyorum ve haftanın konusunu belirliyorum. Bugün yine konumuz estetik cerrahi. Biliyorsunuz insanlar vücutlarında beğenmedikleri yerleri estetik operasyonla değiştirebilirler. Tabi sadece beğenmedikleri diye düşünmeyin. Bu sadece daha güzel olalım mevzusu değildir. Daha genç görünelim mevzusu da olabildiği gibi psikolojik sağlığımız için de çoğu kez gerekli olabiliyor. Sadece yaşlanmakla mı yapılıyor bu estetik cerrahi? Hayır, gençler de yaptırabilir. Fakat gençler, sakın ha 13, 14, 15 yaşlarındaki gençler, böyle sosyal medyada bu filtrelere bakıp bakıp burnum şöyle olsun, yanağım böyle kalksın, kaşlarım şöyle biraz yükselsin demeyin. 18 yaşından önce estetik cerrahi kesinlikle yapılmamalı. Önce okulumuzu okuyoruz, vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat oluyoruz. Sonra estetik ameliyatları düşünüyoruz oldu mu? Peki 18 yaşından sonra gençler tabii ki özellikle siz hepiniz çok güzelsiniz ama gençsiniz ve güzelsiniz. Fakat eğer ki örneğin burnunuzda yanağınızda, kaşlarınızda ya da vücudunuzda e, herhangi bir sorun olduğunda, beğenmediğimiz bir nokta olduğunda biliyoruz ki psikolojik sağlığınız etkileniyor. Psikolojik sağlık çoğu kez diğer patolojik sağlık sorunlarına da sebep oluyor. Sosyal hayatınızdaki problemler, özel hayatınızdaki problemler, iş hayatınıza, okul hayatınıza kadar yansıyor. Biliyorum. O zaman tabii ki yaptırabilirsiniz. Biraz burun değişikliği, belki Yağ aldırma operasyonları belki çok kilolusunuz ve bu size biraz problem oluyor. Bunları yaptırabilirsiniz. Sorun değil. Fakat estetik operasyonlar nerelerde yapılmalı? Tabii ki hastanelerde yapılmalı. Başka şey mümkün mü? Ama duyuyoruz değil mi? Hepiniz duyuyorsunuz. Hele sizler yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız daha çok duyuyorsunuz. Çünkü bu konuda biraz da kötü reklamımız yapılıyor. Hani ülkemizde çok fazla estetik operasyon için yerli ya da yabancı turist geliyor ya. Şimdi estetik operasyonları sakın ha o cerrahi olmayan ameliyat şeklinde olmayan operasyonları öyle kuaförlerde falan yaptırmaya kalkmayın. Ben de haberlerde görüyorum. Lütfen dikkat edin. Estetik operasyonlar nereye yapılmalı? Nerede yaptırılmalı? Kime yaptırılmalı? E tabii ki estetik cerrahi yaptırmalı. Bir de medikal estetik hekimler var biliyorsunuz. Onlar da cerrahi olmayan estetik müdahaleleri. Yani böyle gençleşiyoruz, güzelleşiyoruz, biraz yüzümüzü kaldırtıyoruz falan ya. Enjeksiyonlarla o işlemleri yaptırabiliyorlar, yapabiliyorlar. Dolayısıyla doğru yerde olmaya dikkat edin. Şimdi <laughs> özellikle biliyorsunuz şimdi estetik operasyonlar her zaman tercih ediliyor. Hele bu ünlüler Genç, yaşlısı, hepsi çok da popüler etti biliyorsunuz ya. Ne yapıyor bunlar da bu kadar genç, güzel gözüküyorlar. E, hangi estetik ameliyatı yapmışlar? Hemen internette araştırmaya başlıyoruz. Ülkemizde de ünlülerin sayesinde bu operasyonlar çok da popüler hale geldi. Ama ne demiştik? Tabi doğru yerde yaptırmak şartıyla estetik operasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Şimdi. Ee, düğün mevsimi öncesi, yaz öncesi çok da popüler estetik operasyonları yaptırmak. Şimdi düğünlerde fotoğrafa da gerek kalmıyor. İnanın saç ekiminden estetik olarak bütün ameliyatlarınızı ya da küçük dokunuşlarınızı yüzünüze yaptırdığınızda zaten düğüne de hazır oluyorsunuz. Düğün öncesi operasyonlar çok meşhurdur bizim kliniklerimizde ve hastanelerimizde. E Moda artık düğün öncesi estetikler biliyorsunuz. Şimdi estetik cerrahi ile ilgili birçok soru sormuşsunuz. Tabii ki burada ameliyatları tek tek anlatmam, hepsinin bilgilendirmesini yapmam çok zor. Ama bazı konulardan bahsedeceğim size. Mesela demişsiniz ki nasıl başvurabilirim? Yani nasıl başvurabilirim? Direkt hastanelere başvurabilirsiniz. Direkt internette gördüğünüz estetik cerrahi diplomalı doktorların tabii ki kliniklerine başvurabilirsiniz. Ya da öğrenmiştik bunu size çok söylüyorum. Nereye başvurabilirsiniz? ...sağlık turizm ajantalarına. Değil mi? Sağlık turizm ajantaları aynı turizm şirketleri gibi... ...artık sizi hastanelere getiriyor. Tüm e, uçaktan... ...tekrar dönüşünüze kadar... Eve, ...evden alış ve eve dönüşe kadar... ...her şeyinizi karşılıyorlar. Aynı otelcilik hizmetleri gibi... ...hastanecilik hizmetleri de var. E, bütün turizm... ...yani sağlık turizmi hizmetlerinizi... ...karşılayabiliyor. Bunlara dikkat edin lütfen... Nereye başvurabilirsiniz? Doğru yere başvurun tabii ki kriterler çok fazla gördüğünüz gibi. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki botokstan sonra şimdi yaz geliyor ya söylediğim gibi tatile gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsiniz. Peki diğer soruya gelelim mi? E, çene dolgusu çok ağrılı bir işlem mi? Çene dolgusu hiç ağrılı bir işlem değil. E, onu söyleyeyim hemen kısaca geçeyim. E ee, erkekler burun estetiği yaptırınca kadın gibi kalkık burnu mu oluyor? Hayır tabii ki. Erkeklerde öyle feminen görüntü yapılmaz. Erkeklerin çok hafif böyle biraz kusuru bırakılır biliyorsunuz. Onun için estetik cerrahlar zaten dikkat ediyor. Merak etmeyin. Öyle erkeklere okka burun yapılmıyor. Şimdi 42 yaşında erkeğim. Meme kısmım çok büyük. Utanıyorum. Ne yapabilirim? Haklısınız. Erkeklerin büyük problemi sahillerde geliyor şimdi yaz mevsiminde. E, mayolarınızı giydiğinizde eğer erkekler biraz böyle büyükçe e, memelere sahipse jinokomasti denilen işlemi yaptırabiliyorlar. Jinokomasti nasıl yapılıyor? Hemen size kısaca söyleyeyim. Liposuction yani yağ alma şeklinde yapılıyor. İkincisi de içerideki cerrahi olarak meme dokusu alınıyor. Ve hemen son sorunuzu cevaplayayım. Çok merak ediyorsunuz hanımlar çok da soru soruyorsunuz bu konuda. Vajinoplasti ameliyatlarını kimlere yaptırabilirim? Sadece estetik cerraha mı yaptırmalıyım? Hayır. Kadın doğum uzmanlarına yaptırmalısınız. Çok muzdarip olduğunuz bir konu biliyorum. Yaşlanmayla birlikte ve birkaç çocuk özellikle normal doğum yaptıktan sonra kadınların büyük derdi. Ee, bu konuda özellikle uzman kadın doğum uzmanlarına başvurabilirsiniz. Bir ara bu konuyu da ayrıntılı bir şekilde konuşalım diyorum. Hanımlar biliyorum çok muzdarip olduğunuz bir konu. Yaşlanma nedenli, kas gevşekliği nedenli ve normal doğum ve birkaç çocuk sonrasında vajinoplasti ameliyatlarını çok merak ediyorsunuz. Bunları sadece estetik cerrahlar mı yapıyor? Hayır, kadın doğumcular yapıyor. Ee, bunu bilin hatta kadın doğumcuların hepsi bile yapmıyor jinekoloji jinekologlardan bahsediyorum kadın doğumcular derken bir yandan da jinekolog da diyelim tabii doğru kelimeyi söyleyelim ee, jinekologlara ve bu konuda özel eğitimli jinekologlara başvurun lütfen ee, bu konuyu daha sonra yine konuşuruz çünkü ayrıntılı bir konu ve çok da merak ettiğiniz bir konu. Sosyal medya üzerinden mesajlarınıza devam edin. Belki haftanın konusunu belirlersiniz. E, son bir soru yapalım mı? Hemen eee ya aldıracağım ölüm haberlerini duyuyorum. Çok korkuyorum. Yok canım sizde. Yani hani şöyle o olabilir tabii ki ama bu yağ aldırdığı için, o hastaneye gittiği için, bu doktora gittiği için değil. Mutlaka vardır bir sebebi. Öyle korkuyorum, ölünüyormuş diye bir şey yok. Rahat olun, doktorunuza iyi araştırın, doğru hastaneye gidin. Her zaman biliyorum internet üzerinde bir sürü şeye rastlıyorsunuz ama araştırmalarımızı iyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Direkt doktorla muhatap oluyoruz. Ne yapıyoruz? Gittiğimizde direkt doktora muayene oluyoruz. Sevgili izleyenler, sosyal medya üzerinde sorduğunuz, çok fazla sorduğunuz sorulardan biri. Hatta son zamanların gündem ameliyatlarından inanın. Bu ameliyatların da modası varsa estetik operasyonların var biliyorsunuz. Göz kapağı operasyonları çok bir Genciyle, yaşlısıyla. Biliyorum, size yorgun ifadeyi gösteren herhalde en önemli unsurdur göz kapakları. Göz kapağı ameliyatları bırakın yorgun ifadeyi, bırakın yaşlılık ifadesini aslında çok ciddi bir görme sorunu oluşturuyor. Yaşın ilerlemesi ile birlikte göz kapaklarınızın düşmesi evet görme alanınızı daraltan bir şey. O yüzden evet daha genç görünüm için, evet daha fresh bir görünüm için, evet güzellik için, evet görme alanınızı değiştirmek için göz kapağı ameliyatları olabilirsiniz. Üst göz kapağı ameliyatları, alt göz kapağında da şimdi inanın hiç iz bile belli olmuyor. Bu yani bu izler hakikaten hani nasıl yapıyorlar ben de hayret ediyorum bazen. Sıfır izle göz kapağı ameliyatları yapılıyor inanın. Siz de yaptırabilirsiniz. Hiç de korkmayın. 30 dakikada doktorlar giriyor ameliyathaneye ve çıkıyor. Hafif bir morarma, birkaç gün buz uygulaması inanın bitti gitti. Şimdi estetik operasyonlar söz konusu olunca tabii ki sorularınız bitmiyor. Biliyorum önümde de bir sürü soru var ve yine bize sorular soracaksınız onu da biliyorum ama biz başka bir programda mutlaka estetik cerrahi yine işleriz. Sosyal medya üzerinden lütfen mesajlarınıza devam edin. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Söylediğim gibi estetik cerrahi soruları bitmiyor. Haftaya belki de daha sonraki haftalarda mutlaka estetik cerrahi ile ilgili sizinle bir program daha yapalım. Güzel günlerde görüşmek üzere. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.